Türkiye'nin ilk kripto para programıyla karşınızdayız. Kripto gündemle ve Türkiye'nin ekonomi ekranında efendim Bitcoin fiyatlarını ve kripto para fiyatlarını konuşmaya devam ediyoruz. Yine çok değerli konuklarımız var. Her hafta Cuma olduğu gibi iki bölümde farklı konular ve farklı başlıklar adı altında uzmanlarımız olacak. İlk bölümde BTC Trader Bilgi Güvenliği Müdürü Emre Yılmaz bizlerle birlikte olacak ve kendisiyle aslında bu birçok konuyu konuşacağız. Bunlardan bir tanesi oltalama, en güvenli kripto para koruma yöntemi nedir? Cüzdanlarımızı konuşacağız. Cüzdanlarımızı nasıl koruyabiliriz? Dolayısıyla bilgi güvenliği adı altında birçok konu başlıyor olacak ve ikinci bölümde de yine analizlerle birlikte kripto gündem devam edecek. İki çok değerli konuğumuz, aynı zamanda YouTube'da da binlerce takipçisi olan iki değerli analist bizlerle birlikte olacak. Oytunes ve Altu İşler bu defa iki aslında yakın dostu ve YouTuber'ı birlikte getirdik, kripto para uzmanlarını. Burada birlikte bu sefer televizyon ekranları da sizler için kripto paraları yorumlayacak. Hemen fiyatlamalarımıza bakalım. Fiyatlamalarımızdan sonra da çok vakit kaybetmeden bültenimize hızlı bir şekilde başlamış olalım. Ekranda gördüğünüz gibi 10.000 dolar seviyesinde bir sıkışma var. Bitcoin fiyatlarında an itibariyle 9.700 dolar seviyesine devam etmekte. Litecoin tarafında ise 120 dolarlardan başlayan düzeltme hareketinin bir miktar daha devam ettiğini görmüş olduk. 30 dolarlık bir satış var. 93 dolar 53 centten işlem görüyor. Ripple tarafında ise 27 dolarlardan gelen tepki alışı şu anda 31 centlere kadar getirdi ve Ethereum tarafındaysa 217 dolarda ekranda görmüş olduğunuz gibi hareketlenme var. Birçok önemli haber vardı. Özellikle Justin Sunlar, Warren Buffett arasındaki yemek uzunca bir süredir gündemdeydi ve bu aslında iptal oldu. Bununla ilgili çok değerli, önemli açıklamalar var. Hemen kripto gündemin manşetlerini birlikte ağırlayalım ve Emre Yılmaz'la da sohbetimize başlayalım. Justin Sun, Buffett'la öğlen yemeği etkinin ertelenmesinden sonra tüm topluluktan özür diledi, yapmış olduğu açıklamada ve Justin Sun uzunca bir süredir Warren Buffett'la bir etkinliği olacağını söylemişti ve sosyal medya kanalı aracılığıyla tüm kamuoyundan özür diledi. Çin'in sosyal medya platformundan yayınladığı iletide milyarder yatırım Warren Buffett'la gerçekleştireceği öğlen yemeği etkinliği konusunu çok abarttığını söyledi ve halktan, medyadan ve yetkililerden özür diledi. Buffett'la öğlen yemeği niyetinin sadece ona duyduğu hayranlık ve hayırseverlikle alakalı olduğunu söyleyen Sun, bu etkinin elinde olmadan kontrolsüz bir pazarlama çalışmasına döndüğünü itiraf etti ve artık daha az görünme kararı aldım dedi. Ripple ikinci çeyrek raporunu açıkladı. Ripple şirketi bilindiği gibi firmanın çeyrek çeyrek faaliyetlerini kamuoyu ve yatırımcılar için paylaşıyor ve sürece ilişkin bilgiler de aktarıyor. Firma bunu bir yönden şeffaflık için yaparken aynı zamanda Ripple'ın değerini artırmaya da çalışıyor. Son olarak Ripple şirketi tarafından yayınlanan rapora göre ikinci çeyrek faaliyetine ilişkin bazı değerlendirmeler yapıldı. Ripple firmasının bahsi geçen dönem boyunca 251 milyon dolarlık Ripple satışı yaptığı ifade edildi. Bu rakam da bir önceki çeyreğe göre yaklaşık %50'lik bir artış anlamına geliyor. Çinli teknoloji devi Huawei CEO'sundan önemli bir açıklama vardı. Çin'in kendi dijital para birimini çıkararak pazar payı için Facebook'la rekabet edebileceğini düşündüğünü aktardı ve neden başkalarının çıkarmasını bekleyelim ki sorusunu iletti. Ulusal Haber Merkezi Sina'nın 18 Temmuz'da İtalya'da bir basın toplantısı düzenlediğini bildirmesiyle Ren Zhengfei, Çin'in Facebook'un Libra coin'i ile aynı değerde bir teklifle kolayca dijital bir para geliştirebileceğine inanıyor. Böyle bir dijital para çıkarılabilir. Neden başkalarının yayınlamasını bekleyelim? Bir ülkenin gücü her zaman bir internet şirketinden çok daha fazladır dedi. İki ünlü analistten iki kritik Bitcoin tahmini geldi. Twitter'da popüler bir kripto para analisti olan
Josh Rogers son bir tweette Bitcoin'in son hamlesi etkisinden bahsetti ve en son hareketin kapıları 9.000 dolarlık bir harekete açabileceğini söylemiş oldu. Alex Kruger'den de bir açıklama geldi ve Bitcoin'in BitMEX'e açılan soruşturma nedeniyle düştüğünü açıklamış oldu ve ABD merkezli kullanıcıların kaldıraçlı alım-satım hizmetini kullanma konusundaki kısıtlamayı aşmalarına izin vermekle suçlanan popüler kripto para ticaret platformunda soruşturma başlattığını görmekten şaşırdı. Öncelikle kripto para birimleri üzerinde yoğunlaşan popüler bir iktisatçı olan Alex Kruger, bu durumun Bitcoin'deki aşağı doğru baskısının arkasındaki faktörlerden biri olabileceğinin altı çizildi. Amerika'da 21 milyon yatırımcı Bitcoin'e ilgi duyduğunu söylemiş oldu ve bir diğer haber de Norveç'ten geldi. Norveç'in en büyük havayolu şirketi Bitcoin'i kabul edeceğini açıklamış oldu ve bayrak taşıyıcı havayolu şirketi müşterilerine kredi kartı yerine Bitcoin'e ödeme yapma seçeneğini sunmayı planladığını aktardı. Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre 21 milyon yatırımcı Bitcoin'le ilgilendiğini söylemiş oldu. Ve yapılan araştırmada yeni bir çalışma, 110 bin Amerikalı yatırımcıya yönelik olarak bir araştırma yapıldı. Ankete katılanların %79'u Bitcoin'e büyüme potansiyelinde çok ciddi bir şekilde etkilendiğini söyledi. %75'i Bitcoin'de sınırlılığı olumlu karşılıyor. %42'sinin cumhuriyetçi olduğu görülüyor. Ve Bitcoin'le ilgilenen yatırımcıların %37'si ise Demokratlar tarafından ve cinsiyete baktığımız zaman Bitcoin'e ilgilenen yatırımcıların %57'si erkek ve %43'ü kadın. Evet, kripto gündem devam ediyor. Her hafta cuma olduğu gibi ben açıkçası haftalık olduğu için bu programı özlüyorum. Özlediğim için de çok daha fazlasıyla enerji katmaya çalışıyoruz efendim. Ekranları başına sizler hoş geldiniz ve çok değerli bir konuğum var. Emre Yılmaz, BTC Trader Bilgi Güvenliği Müdürü, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Ben çok şaşırdım. Yapılan anket çalışmasına 110 bin Amerikalı'ya yapılıyor ve %57'si erkek, %43'ü evet, kadın. Evet. Bence evet, popülasyon olarak gayet eşit dağılım olan bir enstrüman Bitcoin. Bu evet, yönüyle evet, de farklı sanırım. Kesinlikle, kesinlikle. Bu araştırmadan haberim yoktu gerçekten. Ben de araştıracağım, bir detaylarını okumayı çok istiyorum. Evet, bu sayede aslında programımız sayesinde de izleyeceğimiz efendim kripto paralarla ilgili olan tüm zaten her şeyden bir şekilde haberdar evet, oluyor. Evet, bu programda evet, en büyük katkısı bu. Yani Bitcoin'le ilgili bilinen doğru yanlışları ya da varsa bilmediğimiz noktaları izleyeceğimize aktarmak. Bugün de yine çok merak edilen bir bölümümüz var. Sizinle birlikte cüzdanları konuşacağız. Mesela oltalama sorusu geldi. Hani sizinle yayın öncesinde yaptığımız sohbette oltalama konusunun önemli olduğunu söylediniz. Ben açıkçası ilk defa duyuyorum. Nedir bu oltalama ve nasıl çalışılır? Murat Bey, oltalama neredeyse bilişim e-mail tarihiyle yaşıt bir saldırı metodu. Çok popüler. Popüler olmasının birkaç sebebi var. Birincisi oltalama saldırısı saldırganların son kullanıcılara, bizlere, sizlere, çalışanlarımıza hı hı, ulaşmasının en kolay, en ekonomik ve en çabuk yolu, en hızlı yolu açıkçası. Bu üç maddeden dolayı, bu üç sebepten dolayı oltalama phishing her zaman çok popüler olacak ve popülerliğini de koruyor. Ransomware denen fidye saldırıları, bilgisayarlardaki bütün verileri şifreleyip, bunun karşılığında para isteyip, çıkar sağlamaya yönelik bir takım bir dönem çok yoğun olarak böyle saldırılar gerçekleşmişti. Bizi en çok ilgilendiren, bugün de hani bu konuyu açmamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi kripto paralarda oltalama konusu. Hı hı. Çok enteresan saldırı metotları var oltalamayla gerçekleşen. Örneğin clipboard hijacking adını verdiğimiz, sizin Bitcoin adresinizi kopyalayıp diğer tarafa yapıştırırken, örneğin ben size para transfer etmek istiyorum. Bu transfer esnasında ben sizin Bitcoin adresinizi ya da Ripple adresinizi, Ethereum adresinizi elle yazmak yerine tabii ki copy paste yapma, kopyala yapıştır metoduna gidiyorum. En kolay yönü bu. Bu tür zararlı yazılımlar, oltalama ile bulaşan bu tür zararlı yazılımlar Bitcoin adreslerini değiştirerek sizin adresiniz yerine saldırgan adreslerini para göndermenizi sağlıyor.
Peki bunu yani neden yapıyorlar? Tabii ki hırsızlık yani. Tabii. Bitcoin'i tabii alıp kendi hesaplarına geçip satıyorlar. Elbette, elbette. Nasıl önleyebiliriz? Bütün siber güvenlik vektör, saldırı vektörlerinde aslında temel bir konu vardır, farkındalık. Biz siber güvenlik uzmanları olarak, siber güvenlik profesyonelleri olarak bu işe yatırımlar yapıyoruz, ürünler geliştiriyoruz, hı-hı, ürünler satın alıyoruz. Yerli yabancı fark etmez. Ancak son noktada bu ürünlerin performansını ve verimini kullanıcılarımızın, bizlerin, çalışanlarımızın farkındalığı, siber güvenlik konusundaki farkındalığı sağlıyor. E-posta yoluyla gelen bu tür ortalama saldırıları aslında teknolojik imkanlarla çok yakalanabilir, çok tespit edilebilir olmuyor. APT adını verdiğimiz ileri düzey kalıcı saldırılar, hedefe yönelik saldırılar, örneğin televizyon kanalınıza, bizim şirketimize ya da farklı hastanelere, sağlık sektörüne yapılan bu tür hedef odaklı saldırılar çok kolay tespit edilemiyor. Yatırım yaptığımız işte antivirüsler, firewall'lar, saldırı tespit sistemleri tarafından da fark edilemiyor. Şirketler üzerinde böyle bir saldırı oluyor mu? Yani yatırımcılar nezdinde örneğin borsaya direkt olarak oltalama saldırısı tabii yapılabiliyor ki, mu? Tabii ki. Sadece borsaya değil, İstanbul borsasına, New York borsasına. Tam hedefine yönelik saldırılar olabiliyor. Dolayısıyla piyasadan satın alınan bu tür saldırı tespit sistemleri bunları yakalayamıyor. O zaman ne yapacağız? Kullanıcılarımızın farkındalığını arttırmaya yönelik çalışmalar yapacağız. Biz de kendi firmamızda birçok noktada kullanıcılarımızın, çalışanlarımızın siber güvenlik farkındalığını arttırmaya yönelik birçok faaliyet gerçekleştiriyoruz. Bir kez daha özet olarak geçelim mi Emre Bey? Çünkü çok önemli bir konu. Ne yapmak gerekiyor? Yani farkındalığın artması için yatırımcı geldi, borsaya hesabını açtı, Bitcoin'i aldı ve cüzdanına koydu. Hı hı. Ve bundan sonra hani bu konu, mesela bu konudan bir haber olabilir. Hı hı. İlk olarak ne yapması gerekiyor? Cüzdanı nasıl saklaması gerekiyor? Kripto varlıklarını saklamanın en doğru yolu bu kripto varlıklarını kendi cüzdanlarınıza, soğuk cüzdanlarınıza çekmektir. Hı hı. Hangi exchange'de çalıştığınızı bir önemi yok açıkçası. Ama kripto varlıklarınızın muhakkak ki kendi cüzdanlarınıza, ister mobil cüzdanlar, ister masaüstü yazılımlarda kullanılan mobil cüzdanlar, isterseniz bu iş için özel üretilmiş olan donanım cüzdanlarda saklayın. Mutlaka kendinize ait bir cüzdanla saklamanız şart. Bu cüzdanları nasıl koruyacağız esas soru aslında. Bu cüzdanları korumak için öncelikle biraz farkındalık, biraz aynı şey gibi Murat Bey. Kredi kartınız cebinizde duruyor, paramız cebimizde duruyor, cüzdanımız cebimizde duruyor. Bunu nasıl koruyacağımıza dair bir to-do list yok elimizde. Refleksel, içgüdüsel bir şey var. Hani elimizde, evet, cüzdanımıza, evet, gidiyor. Gidiyor. Sağa sola bir yokluyoruz şöyle. Kripto varlığımız da böyle olmalı. Nedir bunlar? İlk aklıma gelenler. Birincisi, mutlaka ki kripto varlığımızın depoladığımız cüzdanın kamu alanlarında, toplum alanlarında, işte kafelerde vesaire yerlerde internete bağlayıp kripto transferi yapmamak gerekir. Bunları oluştururken bize verilen ve private key'imizi, özel anahtarımızı oluşturan o 12 ya da 24 haneli kelimeleri mutlaka çok iyi saklamamız gerekir. Bunları dijital ortamlarda, elektronik ortamlarda değil, hı-hı, mutlaka ki kapalı kasalarda ve kapalı ortamlarda yaratmamız icap eder. Bir de tabii parola güvenliği var ki bu en temel kavram. Parolalarımızı mutlaka karışık ve tahmin edilemez halde vermek gerekir. Evet, biraz da böyle hani isim, soy isim, doğum tarihi gibi yapmamak lazım. Tabii zaten uzun süre önce geçtiğimizi düşünüyorum ama parola yöneticileri hiç belli olmuyor. Ama yani, evet, hala karşılaşıyoruz bazen. Ama şöyle bir sıkıntı var Emre Bey. Yani tamamen sohbet etmek için aslında söylüyorum. Yani hayatımız şifre oldu. İşte evet, sosyal medyalarımızda binlerce şifre var. İşte Twitter'a girmek için şifremiz ayrı, Facebook'a ayrı, banka ayrı, ATM'si ayrı, evet, internet, evet, ayrı. O yüzden insanlar da yoruluyor ve tek düze şifreler de yapabiliyorlar. Yani işte bankada kullandığı internet şifresini gelip işte kripto cüzdanında da, Bitcoin cüzdanında da kullanabiliyor. Evet, evet. O yüzden yani o kısmı da anlayabiliyorum izleyiciler. Çünkü teknoloji yoran bir şey olmaya başladı. Bu defa biz sanal ortamda güvenliğimizi yoklamaya çalışıyoruz. Çok doğru ama bu problem için çözümler var. Hı hı. Parola depolama servisleri var. Son derece güvenli. Ben bireysel olarak da kullanıyorum. Bugüne kadar da hiçbir sorun yaşamadım. O parola depolama servisinin de bir mi şifresi oluyor? Tabii. O parola depolama servisinin şifresi oluyor. Onu unutursak ne oluyor? Şifre, bir tane şifre. Sadece bir tane şifre tutmanız gerekiyor aklınızda. Hı hı. Geri kalan hepsini o hallediyor. O daha güzelmiş. Son derece, evet, güvenli ve kullanışlı servisler bunlar. İsterseniz yayından sonra size evet, evet, veririm. O deponun şifresini de unutmayayım da bu defa. Ama şimdi
Bu bilgi güvenliği kısmını birazcık sanki açmak lazım. Yani ekranda hep anlatıyoruz işte bilgi güvenliği, bilgi güvenliği ve hayatımızda aslında o kadar hızlı değişimler oldu ki bir anda Bitcoin böyle gökten hani zembilliymiş gibi. Bitcoin aslında yıllardır hayatımızda bu kadar son dönemde bu kadar çok konuşmuyoruz. Şimdi bilgi varlıkları diye bir şey de var. Bir kısıt da gelmiş oldu. Yani bilgi güvenliğin hayatımızdaki gelişimi ve bu bilgi varlıkları nelerdir? İletişim ve teknoloji çağında olduğumuz aşikar. Bu iletişim ve teknoloji çağında artık bireysel iletişim ya da kişisel iletişimin haricinde artık kurumlar, KOBİ'ler, şirketler, holdingler, devletler, devletin içerisindeki hassas birimler, işte nüfus idareleri, askeri birimler, polis, emniyet güçlerimiz, bunların hepsi internet üzerinden servisler vermek zorunda ve veriyorlar da son derece de başarılılar. Burada bulunan kişisel verilerimizin, burada bulunan başka tür hassas verilerin korunması için bir kavram oluştuğu zaman içerisinde işte buna siber güvenlik mesleği diyoruz. Bu siber güvenliği nasıl yapılacağına dair de bir takım regülasyonlar var. ISO 27001, COBIT gibi bir sürü bilgi güvenliği, siber güvenlik regülasyonu var. Bizler de regüle olan meslek kollarında çalışan siber güvenlik profesyonelleri bu regülasyonlar çerçevesinde kurumumuzun güvenliğini sağlamak için çalışıyoruz. Evet, şimdi aslında kripto paraların nasıl riske girebileceğini ve nasıl güvenli varlıklarımızın güvenliğinin sağlanabileceğini biraz konuşmuş olduk. Bu tüm dünyada aynı mıdır saldırı türleri ya da kripto paraların güvenliğini sağlama yöntemleri? Borsadan borsaya değişir mi? Aslında değişmez. Aslında aynıdır. Bütün dünyada belli birkaç depolama modeliniz vardır. Siz kriptonuzu aldığınız zaman exchange'inizde, satın aldığınız exchange'de depolayabilirsiniz. Mobil cüzdanınıza çekebilirsiniz. Masa üstünde bulunan cüzdanınıza çekebilirsiniz. Kağıda basabilirsiniz. Birçok model var. Ama bunların içerisinde en güvenlisi bize göre de, pratikte de böyle ve en pratiği bu iş için özel üretilmiş cihazları kullanmaktır. Bunlarla kolaylıkla transferinizi yapabilirsiniz. Kripto varlığı alabilirsiniz, gönderebilirsiniz ve güvenlidir. Şimdi bunu internetten mi daha çok bu tarz hani oltalama dediğimiz şey olabilir yoksa telefonlardan mı? Çünkü telefondan da bakıldığı zaman sanki telefon bana birazcık daha güvenli gibi geliyor çok ama çünkü hem bir şifrelemesi kendi kişisel şifrelemesi ya da parmak izi ya da işte göz okuyucusu gibi bir sistem olduğu için çok daha üçüncü şahısların ya da ikinci şahısların dokunması sonra artık insanlar sevgilisine bile telefonunu değil mi vermiyorlar güvenlik açısından. Ne dersiniz? Telefonlar tamamen güvenilir demek doğru değil. Hı-hı. Ama telefonlar evet masaüstü bilgisayarlarımızdan, evde bulunan notebooklarımızdan daha güvenli aygıtlar, daha kullanışlı aygıtlar. Ama oranın da dezavantajı daha çok kamu internetinden, sokaktaki internetten daha fazla faydalanma olasılığınız var. Yani siz bilgisayarınızı alıp kafeye gidip kripto transfer yapmaktansa telefonunuzdan hemen yapmayı tercih edebilirsiniz bir kafenin free ücretsiz internetinden. Doğru kullanıldığı sürece evet telefonlar bence gayet güvenli. Buraya kadar gelmişken aslında konu olarak çok hassas bir nokta. Telefonlar ve bilgisayarlar üzerinde yüklenen, lisans ile satın alınan uygulamaların biliyorsunuz internette ücretsiz versiyonları var. Crackli olan, işte seri numarası dağıtılan. Bu tür yazılımlar sizlerin, bizlerin, hepimizin kriptoların çalınmasına, siber güvenliğimizi tehdit edilmesine çok etkisi var. Çünkü bir laf vardır, biz çok kullanırız. Bedava peynir fare kapanında vardır. Dolayısıyla siz ücretsiz bir şekilde o yazılımı satın aldığınızı düşünürken aslında başka şekilde bedelini ödüyor oluyorsunuz. Şimdi o bedava internetler var ya, Wi-Fi alanları, onlar benim en büyük belalım diyelim. Çünkü ben kullanıyorum ya, valla yani sosyal medyamı bile açtığım oldu. Benim böyle aslında yapmamak lazım değil mi? Çünkü ne diyor? Diyor ki işte bir sosyal medya hesabınızdan devam etmek ister misiniz diyor. Direkt tıklıyoruz çünkü o anda hani çözüm, yani internetin olmayabilir insanlık hali, telefonunuz şarjı bitmiştir hani. Diğer telefonunuzu hiç kullanmadığınız bir hattınızdan interneti kullanırsınız falan. Yapmamak mı lazım? Ben çok kullanıyorum. Kullanmamak lazım diyemeyiz. Ama dikkatli kullanmak gerekir. Nedir? Bankacılık işlemi evet yapmamak gerekir. Net kural. Yani kamusal bir alanda bankacılık işlemi yapmayın. Kripto para transfer etmeyin. Ama sosyal medyanıza girin, Facebook'unuza dolaşın, Twitter'ınıza bakın.
Instagram'ınızı dolaşın. Ama kritik işlemler yapmamak gerekir. Hiç kullanmayı demek doğru değil. Evimizdeki interneti nasıl kullanmamız gerekiyor? Evimizde her gün gidiyorum, işte Bitcoin'imi alıp satıyorum, trade ediyorum demek içerisinde. Hani onunla ilgili bir güvenlik duvarı, güvenlik sistemi nasıl kurabilirim ben? Evinizdeki bilgisayar internet hattı için ekstra bir önlem almanıza ya da yatırım yapmanıza esasen gerek yok. Burada bilgisayarınızın güvenliğini sağlamanız birçok unsurdan sizi koruyacaktır. Az önce bahsettiğim gibi bilmediğiniz kaynaklardan yazılım yüklememek gibi. Yani siz X marka bir software'e bir yazılımı yüklemek isterseniz bunu gidip bir hacking sitesinden ya da bunu ücretsiz dağıttığını söyleyen bir siteden indirirseniz bile bile lades demiş oluruz. İster kendi internetinden gir, istersen bir hiç kafenin Wi-Fi'inden gir. Dünyanın en güvenli internet hattına bağlarsanız o bilgisayarı artık o kripto para yine çalınma riskine karşı karşıya kalır. Yine birçok riskle karşı karşıya kalırsınız. Şimdi aslında güvenlik kavramıyla yaşıt olan bazı risk var, parolalar var. Evet. Risk parolalar ve güvenli parola nasıl olmalı? Bunu birazcık daha bence kullanalım. Mesela benim yaptığım gibi hani bazı şeyleri zamanında çok yaptım, şimdi yapmıyorum. İşte isim ya da memleket, mesela bizim ülkemizde hemşericilik çok fazla biliyorsunuz. Hemen bir memleket plakası yapıştırılır. Bunları yapmaya gerek var mı? Mümkün olan en karmaşık hale nasıl getireceksek parolaları. En karmaşık hale. Hı hı. Bu bir model olabilir. Biz bir söylemimiz vardı, parolalarınızı diş fırçasına benzetiriz. Biz 3 ayda bir, 2 ayda bir parolalarımızı değiştirir, kritik noktadaki paroları değiştirir ve kimseyle paylaşmayız. Doğru. Az önce bahsettiğim parola servisleri gerçekten çok kullanışlı ve bu sorunu çözüyor. Evinizde, bilgisayarınızda girdiğiniz sosyal medya şifrenizi telefonunuzda açarken de parolanı otomatik olarak girmemi ister misin diye soran, tekrar söylüyorum, altını çiziyorum, hı hı, güvenli yazılımlar bunlar ve hizmetler daha doğrusu. Ücretli ya da ücretsiz halleri var. Şimdi Türkiye'de peki Bitcoin ilk daha doğrusu ilk gündeme geldiği seneden bugüne baktığımız zaman değil mi? 10 yıla yaklaşmıştır evet, herhalde. Evet, tüm dünyada da bu şekilde. Ne değişti? Teknoloji anlamında, güvenlik anlamında. Biraz bence geçmişe gidelim. Çünkü baktığımız zaman kripto paralarla ilgili, cüzdanlarla ilgili borsalar, özellikle sizin kurumunuzda bir eğitim veriyor. O eğitimin biraz detayını da birazdan alırız ama önce bir gelişimini konuşalım mı? Güvenlik sistemi de değişti mi? Saldırıların türü değişti mi? Ben gördüğüm şu, teknolojiden anladığım şu. Bir teknolojik gelişim, bir şey oluyorsa ona karşı bir düşman oluyor. O düşmana karşı geliştiren bir virüs oluyor. O virüse karşı tekrar yeni bir saldırı oluyor. Yani bu böyle çeper halinde gidiyor. Kötü adamlar bir adım önde Murat Bey. 10 yılda çok şey değişti. Sadece kripto para dünyası için değil, siber güvenlik açısından çok şey değişti. 10 yıl önce konuştuklarımız bugün artık bizim için neredeyse tehdit statüsünde bile değil. Artık varsayılan olarak aldığımız ürünler ya da varsayılan olarak yaptığımız konfigürasyonlar bunları engelleyebiliyor. Ama tabii ki başka vektörler çıktı. Nedir? Az önce söylediğim clipboard hijacker gibi kripto paralarımızı çalan bir şeyler çıktı ortaya. Yani her şey çok güvenli, her şey harika fakat bilgisayarınızda bir kripto parayı paste adresini copy paste yaptığınızda, kopyala yapıştır yaptığınızda bunu seyreden bir şeyler çıktı. Hı hı. Bunun için önlemler almaya başladık. Ama saldıranlar hep bir adım önde değil mi? Tabii ki. Ona karşı yani kötüler hep bir adım önde bu sanal dünyadaki savaşta. Kesinlikle. Bunun için İyiler de ona uygun sistem geliştiriyor. Tabii bunun için geceleri uyumamayı tercih ediyoruz biz siber güvenlik profesyonel olarak. Onları yakalamaya, hep o trendi yakalamaya çalışıyoruz. Bunun dışında değişen şeyleri sıralamak gerekirse kalıcı tehditler, ileri düzey kalıcı tehditler dediğimiz tehditler çok gelişti. Artık neredeyse yaptığımız yatırımlar karşısında bazı noktalar çaresiz kalabiliyor. Bazı saldırı metotları karşısında çaresiz kalabiliyoruz. Bunları da farkındalık eğitimleriyle, farkındalık testleriyle sürekli olarak personelimizi ve kendimizi uyanık tutmaya çalışıyoruz. Şimdi personel de tabii ki çok önemli. Tabii. Personelin buna bilecek ki kripto para kullanıcısıyla olan temasında, iletişiminde bunu anlatabilsin. Türkiye'deki peki bilinç düzeyine baktığınızda ne durumdayız? Yani çok çok sık karşılaşılan bir şey mi? Çünkü bir regülatörü yok. Yani borsadaki bir şirketteki hisse senedi piyasasında bir işlem yapan bir kişi
kendi serverın dışında başka bir serverden emir iletimi olması durumunda tüm bu orderları, order fişleriyle birlikte en azından inceletebileceği bir mecra var ya da bir muhatabı var. Sizde tabii ki muhatap borsa, hani sizler oluşturuyorsunuz. Doğru. Ama hani burada düzenli bir kurallar bütün yok. Bu konuda neler söylemek istersin? Evet, kripto para borsalarının, bizlerin bir regülasyonu yok. Ancak biz BTC Türk olarak hemen yarın sabah bir regülasyon çıksa, bir konuya regüle olsak hazırlıklı olacak şekilde yaşıyoruz. Hem siber güvenlik olarak hem bilgi güvenliği olarak hem de yaşantımızın standartlarını bir regülasyona uyar gibi yaşıyoruz. Alınabilecek bütün önlemleri alıyoruz. 7/24 bütün varlıklarımız, bütün siber varlıklarımız global bir merkezden takip edilir. Gerekli alarmlar üretilir. Bütün siber güvenlik riskleri değerlendirilir ve çözüme ulaştırılır eğer burada bir risk varsa. Oltalama saldırıları için, kendi içimizde de, müşterilerimiz için de sürekli faaliyetler sergileriz. Bizim için güvenlik daha siz, ilk müşterimizin ilk register olduğu, ilk kayıt olduğu andan itibaren başlar ve son derece disiplinli bir şekilde devam eder. Evet, dikkat edeceğiz o zaman. Böyle işlem yaptığımız zaman hemen tabiri caizse fiyatta bakıp heyecanlanıp hemen bir Wi-Fi olan bir yerde ya da toplum, public dediğimiz alanlarda işlem yapmıyoruz. En önemlisi bu ve diş fırçasına benzettiğiniz güzel bir benzetme, şifrelerimizi de bu yöntemle belirliyoruz. Emre Bey çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. BTC Trader Bilgi Güvenliği Müdürü ile birlikte efendim konuştuk. Emre Yılmaz'la birlikte kripto cüzdanlarımızı, cüzdanlarımızı nasıl koruyabileceğimizi konuştuk. Ve en önemlisi şu oltalamayı da öğrenmiş olduk. Vallahi bu programda ben birçok şey öğreniyorum. İkinci bölümde çok değerli iki konuğum da olacak. Kripto para uzmanları Oytun Es ve Altu İşler. Bu defa birlikteler, ayrı ayrı almadık. İsteyenler ve kendisini takip edenler kısa bir aradan sonra ekran başına. Evet, Kripto Gündem'le devam ediyoruz. Kripto Gündem'de iki çok değerli konuğum olacak ve ilki burada, ikincisi de birazdan gelecek. Ama önce ben son dakikamızı paylaşalım. Amerika'dan ikinci çeyrek büyüme rakamı açıklandı. Oldukça önemli. 2.1 geldi. Beklenti ise %1.8'likti. Revize rakam bu arada iyi geldi. Kim konuğumuz? Altu İşler, kripto para uzmanı. Hoş geldin Altu. Hoş bulduk. Şimdi birazdan Oytun da burada olmuş olacak. Oytun'un ufak bir işi var. Onu halledir halletmez burada olacak efendim. İkili bu defa birlikte göreceksiniz. Fiyatlarla başlayalım. 9827 dolarda şu anda Bitcoin fiyatları. Ne dersin? Bir 10.000 sanki böyle acayip zorlu bir nokta oldu gibi. Aslında 9800 şu an çok beklenen bir seviye. Hı-hı. Şu an belli bir fiyat kırılması var. Birazdan daha detaylı da anlatacağız zaten. Bir sıkışma var şu an, evet. Bitcoin'in fiyatında. 9800-10.000 arasında 10.000, 10.200, 10.000'in üzerine atacak mı? Orada kapatma yapacak mı? Ve ilerideki 10.800'e doğru gidecek mi diye belli bir beklentimiz var şu anda. Bu sıkışmanın sonucunda da göreceğimiz gibi kırılımın ne tarafı olacağını ve biraz sert bir kırılımı göreceğimizi bekliyoruz. Evet, şimdi bu Justin Sun olayına gelmek istiyorum. Justin Sun mu? Justin Sun. Buffett'la öğlen yemeği planlıyordu. Evet. Bunu uzunca bir süredir konuşuyorduk. İşte ama öğlen yemeği iptal oldu. İptal olmadı aslında. Mi? Ertelendi. Bu erteleme sebebi de Justin Sun böbrek taşı döküyordu. Öyle resmi açıklamada en azından o sebepten dolayı. Ama bak kişi diyor ki şimdi sosyal medya platformundan yayınladığı iletide milyarder yatırımcı Warren Buffett'la gerçekleştireceği daha doğrusu öğlen yemeği etkinliği konusunda çok abarttığını söyledi ve halktan, medyadan ve yetkililerden özür dilemiş. Buffett'la öğlen yemeği niyetinin sadece ona duyduğu hayranlık ve hayırseverliğiyle ilgili olduğunu söylemiş ve artık daha az görünme kararı aldım ve bunu bir pazarlama çalışmasına sürdürdüğüm için de tüm halktan özür dilerim dedi. Ama yine böyle bir umut var mı? Görüşme gerçekleşecek. Noktasında? Görüşme gerçekleşecek. Şöyle bir sıkıntı oldu aslında. Justin Sun Çin tarafında çok fazla yatırımcısı var. Çin regülasyonuna çok bağlı bir kendi kripto parası Tron. Çin'le birebir alakalı bir kripto para. Ve bu Warren Buffett olayında pazarlamayı biraz abarttı. Hatta biraz o kadar abarttı ki bir Warren Buffett'tan bir Amerikan ekonomisi güzellemesine kadar abarttı olayları. Ve zaten o özür metninde de 8-9 kez regülatörlerden özür dilediğini belirtiyor özellikle. Hani kapı arkasında konuşulan şöyle, Çin hükümeti tarafından Justin Sun'ın biraz kulağının çekildiği. Sen bu Amerikan işlerine biraz fazla bulaştın. Çinlilere de Warren Buffett güzellemesiyle yanlış örnek oluyorsun diye Çin devleti tarafından belli bir
uyarı aldığı söyleniyor. Bunun üzerine de işte bu açıklamalar geldi, bu özürler geldi. Büyük ihtimalle o yemek gerçekleşecek. İptal olması için bir sebep gözükmüyor. Fakat bunun sansasyonu bu kadar da büyük olmayacak. Bunu mümkün olduğunca hafif bir şekilde atlatmaya çalışacaklar. Evet, şimdi diğer taraftan da Ripple ikinci çeyrek bilançosunu açıklamış oldu. Bunu kripto paralar içinde bir tek Ripple mı yapıyor? Hani mesela Ripple bilgi güvenliği ve şeffaflığı açısından ne dersin? Şöyle ki Ripple birebir merkezli bir firma. Hı-hı. Direkt Ripple şirketi var. Bu şirket rakamları açıklıyor, açıklamak zorunda olduğu için. Bu açıklamalar da aslında biz o rakamlardan gördüğümüz şu, Ripple geçen ilk çeyreğe göre gerçekten çok büyük satış yapmış. Kurumsal tarafta özellikle çok ciddi satışları var. İşte bu da aslında Ripple'ın fiyatını birebir etkiliyor. Çünkü Ripple şu an gördüğünüz üzere zaten biraz sonra da konuşacağız. Buralarda aşağı seviyelerde tıkışıp kaldı. Bunun sebebi de işte çok ucuzdan toplayan kurumsal yatırımcıların ve piyasa fiyatının altından alan kurumsal yatırımcıların daha sonrasında çok ciddi bir kar realizasyonu yapmadan hemen satmaya başlaması olarak görüyoruz. Evet, şimdi bakalım fiyatlamalarda ne gibi bir etkisi olacak, bunları da konuşacağız. Bir diğer noktada ise aslında bu Bitcoin birçok noktada artık dünyanın başka bir noktasına geliyor. Hı hı. Bunlardan bir tanesi Norveç'in en büyük hava yolu şirketi Bitcoin'i kabul edeceğini söylemiş oldu. İşte Norveç'in Air Shuttle ya da kısacası Norveç'in bayrak taşıyıcısı hava yolu şirketi olan nokta kredi kartı yerine artık Bitcoin kabul edeceklerini söylemiş oldu. Ne dersin? Yani artık günlük hayatımıza da böyle çok fazlasıyla giriyor. Norveç'te en azından uçarken de kullanacaklar gibi. Çok önemli bir haber bu. Sadece onunla da sınırlı kalmıyor aslında. Norveç vatandaşlarına göre kendi kripto borsasını ve kendi kripto parasını da çıkartıyor. Bu sebepten dolayı pek çok, yani bu Avrupa'daki en önemli, bu büyük şirketler arasında en önemli adımı atan firma olacak gibi gözüküyor. Hem borsası, hem parası, hem kabul etmesi ve hem regüle bir şirket olması dolayısıyla inşallah bir şeyin önünü açar. Avrupa Birliği'nde bunun kabulünün önünü açar. Biz de tabii ülkemizde de benzer yatırımlar görebiliriz daha sonrasında. Evet, şimdi Huawei'in aslında CEO'su da bir açıklama yaptı. O da dedi ki işte neden Facebook'u bekleyelim? Çin kendi Libra'sını çıkarabilir. Bu Libra ile ilgili son gelişmeleri de alalım. Anlaşılan şu, mesela CEO demiş ki İtalya bir basın toplantısı düzenliyor Altu ve Çin'in Facebook'un Libra coin'i ile aynı değerde bir teklifle kolayca dijital bir para geliştirebileceğine inandığını söylemiş oldu. Neden başkalarının yayınlamasını beklesin? Bir ülkenin gücü her zaman bir şirketten çok daha fazladır açıklaması yaptı. Katılır mısın? Doğru söylüyor bir noktada. Yani şöyle, Çin'in zaten kendi kripto parasını çıkaracağı ile ilgili haber çok fazla dolaşıma sürekli sokuluyor bir yerlerden. O haber geliyor. Çin kendi parasını çıkaracak, uluslararası ticarette o parayı kullanacak şeklinde. Bununla alakalı da böyle bir adım Çin devletinden zaten bekliyoruz. Biraz daha işte regülasyonları oturtmayı bekliyor bence Çin. Yani bu bizim daha önce işte bizim Merkez Bankamızın da dijital para çıkaracağı benzeri bir para olacak aslında. Böyle insanlar alsın trade etsinden ziyade bir ticaret parası olacak. Libra ile ilgili şöyle bir gelişme oldu önemli. Visa'nın CEO'su açıklama yaptı. Bildiğiniz gibi Visa'da, Visa, Mastercard ve pek çok firmada bu Libra projesinin içindeydi. Hı hı. Onlar aslında biz birebir anlaşma imzalamadık. Sadece biz işte 27 şirket olması lazım. Bir iyi niyet mektubu imzaladık. Prensipte anlaştık ama ya daha gidilmesi gereken çok yol var. Çözülmesi gereken çok regülasyon var. Bu sebepten dolayı biz şimdilik olayların biraz yatışmasının netleşmesini bekliyoruz diye de bir açıklama yaptı. Evet, şimdi yorumlar da var. Geçen senle baktı konuşmuştuk. Hı hı. Hani... Hatta sen bununla ilgili bir espri de yapmıştın. Neyse, bu espriyi hatırlamak istemiyorum Aldo. Pardon, siz bunu kendi YouTube yayınınızda evet, espri yaptınız. Kripto teknik alanında yaptık. Evet, şimdi diyor ki bug'la ilgili testler ne aşamada, onu soruyor izleyicilerimiz. Yayınlanan bir bildiri şimdilik yok. O testler devam ediyor, kullanıcı kabul testleri. Büyük ihtimalle en son gelen haberlere göre 3. çeyreğin sonunda Eylül olması lazım. Eylül sonu gibi bitmiş olacak bug ve kullanıcılar açılacak. Evet, ve diğer noktada da aslında baktığımız zaman da birçok nokta, mesela Ripple'la ilgili ne düşünürsün? Ripple'la ilgili yapılan analizde fiyatının bu noktalarda olmasının en büyük sebebi Ripple şirketidir demiş mesela bir izleyicimiz. Evet. Katılır mısın? Katılırım. Ripple gerçekten kurumsal yatırımcılara ucuz fiyattan çok fazla satıyor. Böyle bir gerçek var. Ve bu kadar büyük satışın ardından o yatırımcıların zaten piyasadan ucuza alıp bir de ufak bir yükseliş yaptığında satması çok doğaldı.
Evet, şimdi Altuğ senle konuşurken biz de bu arada Oytun da gelmiş oldu. Hoş geldin Oytun. Neredesiniz efendim? Yani biz Altuğ'la koşturmaca. İyi yapmışsınız zaten, keyifli gidiyordu. Evet, evet, gayet keyifli gidiyor. Evet. Oytun Es efendim, kripto para uzmanı ve Altuğ İşar'la birlikte başladık. Şimdi ben hiç vakit kaybetmek istemiyorum beyler. Sizin tamam. YouTube'daki programınıza benzer bir program. Benden bir isteğin var mıdır Oytun? Hiçbir isteğim tamam. yok. Senin burada olman yeterli. Şimdi... Evet, Burak, bu arada geçen... bu Bitcoin fiyatları değil mi? Evet, bu Binance borsasında, Tether evet, paritesinde Tether. Bitcoin'in fiyatları. Şimdi Murat, geçen geldiğimizde biliyorsun yine 20 günlük hareketli ortalamayı doğru. biz konuşuyor durumdaydık. Şimdi Bitcoin, geçen geldiğimizden bu yana 20 günlük hareketli ortalamayı iki kere denedi. İkisinde de geçemedi ve fiyat aşağı doğru kırdı. Yani başarısız bir direnç seviyesi denemesi beraberinde bir destek seviyesi testini getirdi. Ne oldu? 9500 dolarlara kadar biz gerileme gördük Bitcoin'de. Şimdi 20 günlük hareketli ortalama Bitcoin için çok önemli. Yani evet. o da şu an baktığımızda tam olarak nereden geçiyor? 10.800 dolar seviyelerinden geçiyor. 10.750 doları gösteriyor. 10.750 yani yuvarlarsak 10.800 tabii o yavaş yavaş biraz geri gelecek. Şimdi eğer Bitcoin burayı kırıp buranın üstünde kapatmalar yapmaya başlayabilirse bizim 12.000 ve 13.000 dolarlara kadar yükselen bir trendimiz olabilir. Altuğ, sen bu noktada 13.000 dolarlar gelebilir mi? Ne dersin? Şöyle, ben açıkçası kısa vadede onu bekliyorum. Kırılımın yukarı olmasını bekliyorum. Hı-hı. Zaten şurada gördüğünüz aşağıdan gelen, bizim 6.000 dolarlardan gelen bir trendimiz ve 14.000 dolarlardan aşağı doğru gelen bir düşüş trendimiz. Tam Doğru'nun aslında söylediği nokta değil Hı-hı. mi? Evet, yani bu noktada şu an o trendin başlayalım. Alt tarafındayız. Hı-hı. Fakat o trendi bir türlü kırmadı. Bu kırmaması, ben olumlu olarak görüyorum bunu. Belli bir süre geçtiğinde, bu sıkışma daha da daraldığında, bunun yukarıya doğru bir kırılımla beraber fiyatında yükseleceğini düşünüyorum. Burada tabii ki ilk hedef 10.800. Şimdi tabii evet. şurada dikkat etmek gereken nokta şu. Burada baktığımız zaman çok net bir şekilde 50 günlük hareketli ortalamanın da ikisinin arasında bulunduğunu görüyoruz. Şimdi yatırımcı tabii 50 günlük hareketli ortalamayı da takip etti. Yani burası kırıldığı zaman da eğer tradersa bir pozisyon açabilir. Ama buradan açacağı pozisyon nedir? Hani böyle biraz amiyane tabirle söylersek ekonomistlik bir pozisyon olur, rahatsız eder. Hep böyle bir diken üstünde olur. Nedir? Asıl bizim takip etmemiz gereken nokta 20 günlük hareketli ortalama. 20 günlük hareketli ortalama kırıldığı zaman açılacak pozisyon business class olur, keyifli olur, konforlu olur. Hani çok fazla böyle insanı diken üstünde tutmaz. Çünkü demin de söylediğimiz gibi burası kırıldığı zaman ilk hedef 12.000, ondan sonra da 13.100 dolar seviyeleri hedef olarak gözüküyor. Evet, şimdi benim de yani aslında en büyük korktuğum formasyonlardan bir tanesi nacizane. Tabii ki her teknik analiz kripto parada çalışmayabilir. Çünkü hani hissede çalışan teknik değil mi? Burada bir miktar daha formasyonu sıkıntı olabilir. Şu andaki genel görüntüde bir sıkışan üçgen formasyonundan bahsediyoruz. Sıkışan üçgen formasyonunda aşağıda yukarı yönde sert bir kırılma olabiliyor. Üçgenin boyu kadar. Ne yönde olması, yani temel hikaye nedir? Ne yönde gidebileceğine dair? Yani şimdi istiyorsan bir diğer varyasyonu da konuşalım. Yani biz hep dedik ki bu 20 günlük hareketli ortalama kırılırsa peki tamam yukarı gideceğiz. Ama baktığımız zaman şimdi simetrik bir üçgen formasyonu var burada aşağıdan çizgimizi çektiğimizde. Yukarıdan iki tane tepe çizgimizi aşağı doğru birleştirdiğimizde simetrik bir üçgen formasyonu var. Peki bu üçgen formasyonu aşağı doğru kırılırsa ne olacak? Biraz da onu konuşmak lazım. Yani biz hep iyi senaryo çizdik ama burada 9500'de Bitcoin tutunamadı. Arkasından 9000'de de tutunamadı. Biz o zaman nereye gözümüzü çevireceğiz? 8500 dolar seviyelerine gözümüzü çevireceğiz. Orasının da kırılması durumunda o zaman biz yepyeni beyaz bir sayfa açacağız. Bütün bu analizlerimizi sileceğiz. O beyaz sayfaya üzgün bir surat çizeceğiz. Diyeceğiz ki trend değişikliği. Buna trend değişikliği diyoruz. Altuğ, soru sana. Bitcoin ETF ile ilgili son gelişmeler nedir? Sen bunu yönetirken hemen başka bir analizi şey yapalım. Bitcoin ETF'lerle ilgili. ETF'lerle ilgili gelişme şöyle. Başvuruları açıkçası SEC erteledi. Daha sonra işte bu sonbahar gibi tekrar değerlendirecek. Ama büyük ihtimalle tekrar ertelecek. Açıkçası net bir regülasyon gelmeden ETF kararı gelmesini beklemiyorum ben. Yani ETF'lerle alakalı biraz 2020'ye bu işler sarkacak gibi duruyor. Beklenen ETF'ler yani işte CBOE'nin ETF'i falan 2020'ye sarkacak. Birazcık daha vakti var anladığım kadarıyla. Bir diğer taraftan da Ethereum. Bu da Bitcoin tarafındaki Ethereum'u şimdi konuşacağız. Nedir durum? Sorulabilir. Ethereum'u siz niye Bitcoin paritesinde aldınız? Çünkü baktığımız zaman Ethereum genelde dolar paritesinde, Tether paritesinde bakılır, işlem görülür. Hacim orada yoğunluktadır. Şundan dolayı aldık. Şimdi bakın. Ethereum, Bitcoin karşısında tarihinin en güçsüz dönemlerinden bir tanesini yaşıyor. Neden? Yani neden?
Aslında iki tane sebebi var. Bir, Bitcoin artık deli dumrul gibi hareket ediyor. Yani Bitcoin'in bu sert hareketleri bütün altcoin'leri etkilediği gibi tabii ki Ethereum'u da çok yakından etkiliyor. Ve Ethereum'un güncelleme haberleri var beklenen. Şimdi aslında şöyle bir durum var. Yani şuradan fiyat hareketlerine baktığımız zaman bakın. Güç kaybediyor, güç kaybediyor, hiçbir yerde tutunamıyor, kaybediyor, kaybediyor derken buraya geldiğimizde şu anki durumda yavaş yavaş bir toparlanma emareleri görüyoruz biz. Yani bu aranan dibi bulmuş gibi gözüküyor Ethereum. Tabii ki şu an biz altcoin'lere girdik. Yani Ethereum'u da konuşurken Bitcoin'den bağımsız konuşamayız. Biz aradığı dibi buldu diyoruz ama Bitcoin çok sert bir hareket yaptığı zaman buradan yine Ethereum da toparlana gidebilir. Ama şu an baktığımızda öyle bir durum yok. Ethereum yavaş yavaş yukarı ataklar yapmaya başladı. Şimdi Ethereum'un şaşalı dönemlerine baktığımız zaman 8 tane Ethereum 1 Bitcoin ediyordu Murat. Şimdi baktığımız zaman kaç Ethereum 1 Bitcoin ediyor? 45 Ethereum 1 Bitcoin ediyor. Yani kayıp bu kadar fazla Ethereum'da. Ben açıkçası bu aralar Ethereum'a Bitcoin paritesinde çok dikkat edeceğim. Yavaş yavaş toparlama emareleri gösteriyor. Baktığımız zaman ilk hedef 0.225 seviyeleri gibi gözüküyor. 20 günlük hareketli ortalaması. Daha sonra baktığımızda daha önce kıramadı 0.243 seviyeleri direnç seviyesi olarak gözüküyor. Zaten onun da üzerine çıkıp şöyle bir çanak formasyonu tamamlayabilirse o da 0.270 seviyelerinden geçiyor. 0.0270 seviyelerinden geçiyor. Ondan sonra çok sert bir şekilde zaten baktığın zaman hareketli ortalamalar da bunu teyit ediyor. Çok sert bir şekilde Ethereum Bitcoin karşısında güç kazanabilir. Evet, bu çanağın tamamlanması durumunda daha güçlü bir Bitcoin olabilir. Böyle anlaşamadığın sunumlar oluyor mesela hani olur mu? YouTube'daki yayınlarda. Oluyor tabii ki. Genelde hanginiz daha haklı çıkıyoruz? Bence sen çok tezcanlısın. Değil mi? Altı birazcık daha sakin gibi duruyor. Oytun böyle daha tezcanlı olduğu için çıldırtacak fikirlerini kabul ettirmeye çalışıyor değil mi? Empoze ettirmeye çalışıyor. Ama ben haklı çıkıyorum. Efendim? Ama günün sonunda ben haklı çıkıyorum. Tabii işte. Öyle mi oldu? Pek haklı çıkını görmedim şimdiye kadar ama öyle oldu. Bakalım. Canlı yayında birbirimize girmeyelim. Çünkü izlerim arada böyle birbirinize girme durumunuz var. Bununla ama devam edecek miyiz? Eklemek istediğim bir şey var mıdır Altun? Altun zannedersen dolar paritesinde, tether paritesinde konuşacak bir altında. Tamam, sıra bekliyorsunuz anladım. Aynen öyle. Yani şimdi Murat, ben buradan program yapmanın avantajlarından bir tanesi de bu. Farklı görüşler. Farklı görüşleri sunabilmek, o güzel bir şey. Yani ikimiz de aynı şeyi söylediğimiz zaman zaten iki kişi program yapmanın bir mantığı yok. Evet, İkimiz aynı şeyi söyleyeceksek. İnsanlar artık zaten şeyden sıkıldılar. Yani tek düzelikten ve aynı şeyleri şey yapmak. O yüzden farklılık her zaman için iyidir. O yüzden de güzel. Burada sahne almıyorsunuz herhalde Altun Bey değil mi? Oytumen'e bırakıyorum. Yok, burada, yok, burada ben sahne alayım. Ben Bitcoin paritesinde değerlendirdim. Altun Tether paritesinde Ethereum'u değerlendirdim. Evet, dolar bazında Ethereum'un çok net bir durumu var. Şurada görüyoruz. 1, 2, 3. 3 kez 100 günlük hareket ortalamayı geçmeye çalışıyor. Üzerine kapatma yapamıyor. Şimdi tekrar ilk hedef orası. Yani nerede? Şu an 237.8 dolar. 238 dolarda. İlk beklediğimiz hedef Ethereum artık bu seviyeyi kırması. Çünkü bu seviye yani 1 kıramadı, 2 kıramadı, 3 kıramadı ama birkaç kez daha kıramazsa çok olumsuz bir senaryo devreye girebilir. O yüzden artık Ethereum 237 dolar üzerine kapatması, şu çizginin üzerine atması ve yukarıya doğru artık 270 dolarları konuşmamız lazım bizim Ethereum'la. Daha sonrası için işte Ethereum'un ta tepeye kadar bir yolu var. 366 dolara giden bir kanalın açılma ihtimali var Ethereum'da ama işte kısa vadede şu bölgeyi atlamamız gerekiyor. Eğer atlayamazsak ne olur? Aşağıda işte şurada gördüğümüz 192 dolar seviyesi var. Bu seviye gene kritik. Tekrar ilk burası test edilecek. Olumsuz senaryoda burası da kırılırsa Ethereum yatırımımız artık 150 dolarlarda yeni bir seviyeyi konuşmaya başlayacak. Tabii Ethereum'da şu parantezi de açmak lazım. Ethereum'un bekleyen hikayeleri var. Yani kripto paralarda biz bunlara hikaye diyoruz. Ethereum'un nedir bekleyen hikayeler? Ethereum 2.0 var. Ethereum'un ölçeklendirmeyle alakalı ki Ethereum'a en çok vurulan yerlerden bir tanesi. Kripto paraların en büyük problemleri sen de biliyorsun. Ölçeklendirilebilme problemleri. Ethereum'un bununla alakalı önemli güncellemeleri var. Ethereum'un proof of stake'e geçiş süreci ki var. Bu, bunların hepsi hikayeler. Uzun sürecekmiş biz Altun'la geçen yayında konuşmuştuk. Evet. Böyle hadi deyince olacak. Evet. Belki şimdi, seneyi bulabilir. En yakın Ekim ayında İstanbul güncellemesi var. Bir önceki Konstantinopol'dü. Şimdi İstanbul isimli bir güncellemesi geliyor Ethereum'un. İşlem onaylama hızlarıyla alakalı bazı güncellemeler geliyor. Akıllı sözleşmelerin daha iyi çalışmasını sağlayacak bazı önemli güncellemeler geliyor. Zaten Ekim ayında bu güncelleme öncesinde Ethereum'un ufak bir rally yaşaması da mümkün.
Yani yatırımcının bunları takip etmesi lazım. Bir şey gibi, yani borsada hani hisseler temettü dağıtır ya, bedelli bedelsiz temettü dağıtımı gibi. İşte dağıtıldıktan sonra hisse fiyatı bir değer kaybı olur. Burada da güncelleme olduğu zaman anladığım kadarıyla haberi en azından bir miktar düşüşe sebep oluyor. Ama güncelleme sona ermediğine dair gelişmeler fiyatı yukarı mı? Aslında güncellemelerin inşaatına biraz bağlı. Yani şimdi Konstantinopol güncellemesi mesela Ethereum'da tam bir Arap saçına döndü. Geciken güncelleme fiyatı olumsuz yansıdı. Falan filan. Beyler 3 dakikamız var, o yüzden biraz hızlı alacağım. Tamam, şimdi 2 tane ürün kaldı. Bunlardan birisi Ripple sanırım. Hemen Oytun bunu bir alalım. Murat geçen geldiğimde de konuşmuştuk. Demiştim hatta ben bir cenaze benzetmesi yapmıştım burada. 3 tane tepe var. Çizgi burada. Oytun'un benzetmeden yaz Allah korusun. Evet. Yani ama öyle işte gördük. Orada tutunamadı o programdan sonra. Aşağı kırar demiştik. Kırdı ve o zaman programda şöyle bir şey söylemiştik. 0.28. Hatta bu çizimi ben hiç değiştirmedim. Geçen programdaki çizimin aynısı bu. 0.28'den destek görmesi muhtemel demiştik. O zaman 0.32 seviyesinden işlem görüyordu. Bakın geldiği yer ortada. 0.28'den tam oradan gibi, tam buradan geri dönüyor. Tekrar yukarı bir bons alıyor. Şimdi tabii Ripple... Yani XRP'de bizim takip etmemiz gereken ilk seviye 0.36 seviyesi. Tabii ondan evvel 20 günlük hareketli ortalamamızın geçtiği seviyede de bir dirençle karşılaşacaktır. 0.33, daha sonra 0.36. Zaten ondan sonra Ripple'da önemli olan seviye 0.40. Neden? O büyük kırılmasını burada yaptı. Yani o taban 0.40 seviyesinde aşağı doğru kırıldı ve ondan sonra 0.28'de anca kendisine destek bulabildi. Ve bu 0.40 seviyesine eğer Ripple tekrar üzerine atmayı başarabilirse zaten gördüğümüz gibi bir çanağı tamamlamış olacak. O zaman Ripple için en büyük hedef olan 0.50. Buralarda hep takılıyor. Evet. 0.50 seviyesi hedef olacak. Bu çanak baktığımız zaman 28 cent'te 36 cent yaklaşık kabaca 12 koyduğumuz zaman da 50 cent'te zaten oraya doğru geliyor. Hedeflemiş oluyor. Uzun vade için de şöyle bir şey var. Oytun zaten fiyatları söyledi. Ona aynı şeyi düşünüyorum. Girmeye gerek yok. Fakat Ripple şöyle bir açıklama yaptı. Bu ikinci çeyrekte çok fazla sattılar artık XRP tokenları. Bundan sonra biraz daha bu satış olayını yavaşlatacağız dedi. Yani Ripple'ın üzerindeki o ucuzdan alanların yaratacağı satış baskısını yavaş yavaş kaldıracaklarını söyledi ki yapmaları da lazım artık. Onlar büyük ihtimal tabii ki şu an şirketin bir şekilde karlılığı için sıcak para çok daha makul geliyor şirkete ama bir noktada yatırımcının da artık isyan etmemesi için yavaş yavaş o büyük satışları azaltacaklarını söylediler. Son bir dakikamız söylediler madem. Oytun Altuğ aranızda bölüşün Litecoin Tether dolar cinsinden. Evet Litecoin ya çok hızlı geçelim madem çok fazla vaktimiz yok. Litecoin yatırımcısını üzmeye devam ediyor. Litecoin ile alakalı aslında söyleyecek çok şeyim vardı ama vakit olmadığı için söylemeyeyim. Sadece şunu söyleyeyim. Analizleri çıkarmıştım ben ama Litecoin'in bir evvelki yarılanması 2015 yılında oldu. Eğer yatırımcı hala yarılanmayla alakalı yukarı yönlü bir fiyat beklentisi varsa çok kısa kesiyorum. Tekrar 140 dolarları yarılanmayla alakalı bir beklenti içerisinde bekliyorsa beklemesin. Yani bu yarılanmanın artık zamanı da çok az kaldı. Önceki hareketlerine de baktığımız zaman yarılanma yaklaştıkça fiyatın daha da aşağı gitmesi muhtemeldir. Ama en azından şunu söyleyebiliriz. Çok var biliyorum. Bizim kendi izleyicimizden de çok var. 145 dolar seviyelerini bir daha hedefleyebilir mi? Çok sanmıyorum. O hikaye artık satın alındı. Litecoin'de yarılanmayla alakalı büyük bir beklenti içerisine girmesinler. Evet. Eklemek istediğin var mıdır? Yok. Şu an Litecoin'de tam aksine şu seviyeler çok kritik, 84 dolarlar. Aşağı kırması halinde çok ciddi bir düşüş trendine girebilir. O yüzden Litecoin yatırımcısının bir aşağı hareketlere çok dikkat etmesi gerekiyor ki doğru zamanda paradan çıkabilsinler diye. Evet, beyler çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz bilgiler için diyelim. Oysun birazcık geç kaldığı için süre elimizden geldiği kadar yettirmeye çalıştık. Teknik problemleri çözmek için diyelim. Oytun Es ve Altuğ İşler efendim, kripto para uzmanlarıyla birlikte bir kripto gündemin daha sonuna geldik. Yine gelmeniz dileğiyle diyelim ve sizlerle buluşmak dileğiyle. Haftaya Cuma yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Şimdiden iyi hafta sonları.